Herkese tekrardan merhabalar. Camtasia anlatım videolarının ikinci videosu ile karşınızdayım. Önceki videoda Camtasia'nın genel bir arayüz tanıtımından bahsetmiştim. Bu videoda artık Camtasia'nın nasıl kullanılacağını, nasıl videolarımızı düzenleyebileceğimizden birazcık bahsedeceğim. Bunun için kısa bir deneme videosu çektim. Bunu da buradan Import Me diye tıkladığımda bu Camtasia dosyasında bir tane deneme bir dosyası var. Bundan mp4 file olanı open deyip import ediyorum. Buraya geldikten sonra da videoyu sürükleyip timeline'a bırakıyorum. Buraya geldi video. Ben bu videoyu bilerek başında birazcık boşluk bıraktım ki bir dip ses oluşsun. Bu bir hatadır video editte ve sonrasında bilerek ı dedim ve bunun da kesilmesi gerekiyor. Bunlar için de kısa bir deneme videosunda şimdi inceleyeceğiz. Buradan timeline'ı zoomlayarak, buradan yaklaştırarak videonun içerisindeki sesleri, görüntüleri görebileceğiz. Burada görüldüğü üzere kocaman bir boşluk var. Burası ı dediğim kısım ve burası da konuştuğum kısım. Biterken de bir boşluk var mesela. Videoda daha akıcı konuşmaların olması için bu boşlukların olmaması. Hemen bir konuşmanın bitince diğerinin olması gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı şimdi gösteriyorum. Buradaki timeline çizgisini sola doğru çektiğimizde sol taraftan kesmeler yapıyor. Sağa doğru çektiğimizde sağa doğru. Mesela ben bu şekilde ayarladım. Buradan ben Ctrl X'e tıkladığımda bu arayı kesti. Bunu da kestiğini şuradaki kesik izlerinden görebiliyoruz. Geri almak için Ctrl Z'ye tıkladığımda bu alanı tekrardan geri alıyor. Şimdi ben bu baştaki boşluk alanını kesmek istiyorum. Hataların nerede olduğunu görelim. Sonrasında nereleri kesmemiz gerektiğini de konuşalım. Bu kasıtlı hataların yapıldığı bir deneme videosudur. Görüldüğü üzere burada kocaman bir boşluk var. Buranın akıcılık açısından kesilmesi gerekiyor. Burada da ı denilen kısım var. Yani benim konuşmam tahminen şuradan başlıyor. Buraya kadar bu videonun kesilmesi gerekiyor. Bittikten sonra da şunun kesilmesi gerekiyor ki akıcılık bozulmasın. Timeline çizgisini aldım ve başına biraz da nefes aralığı bırakarak buraya kadar getirdim. Şunu da unutmayalım, Camtasia'dan çıksa aldıktan sonra MP4 dosyasında görüntü ve sesi tek bir kanalda birleşiyor. Buradan ne görüldüğü üzere sadece track 1'de. Bu yüzden hem sesi hem görüntüyü aynı anda kestiği için ben buradan Ctrl X'e tıkladığımda görüntü de kesilmiş olacak. Tabii şu an belli olmuyor ama başka videolarda belli olabilir. Bu da akılda bulunması gereken başka bir durum. Şimdi tekrar izleyelim. Bu kasıtlı hataların yapıldığı bir deneme videosudur. Burada bitti. Bittikten sonra şurada bitiyor tahminen. Şurada hatta ben fare tıklaması da çıkmış. Onu da alıp kestim. Buradan tuttum. Şu an başından sonuna kadar kesildi. Tekrardan Ctrl X'e tıkladım ve video başından sonuna kadar akıcı biçimde kesilmiş oldu. Tekrar izleyelim. Bu kasıtlı hataların yapıldığı bir deneme videosudur. Şu an aslında video hazır. Bunun başına mesela şuradan önceden de gösterdiğim gibi bakın intro ve outro'lar eklenebilir. Mesela benim önceki videoda eklediğim intro burada kayıtlı kalmış. Ben bu intro'yu alıp bu timeline'e ekledim. Mesela şuradan birazcık uzaklaştırabiliriz artık. Ve bu denemenin olduğu kısmı tam bu bitti. Zaten Camtasia otomatik olarak hizalıyor görüldüğünüzde. Şurada şöyle bir sarı çizgi çıkıyor. O çizginin çıkması hizalanmanın olduğu demek. Artık timeline'ı uzaklaştırabiliriz. Bir de outro ekleyelim. Bunun için de şuradan mesela burada 1-2 tane track var. Başka track yok. Bunun için şurada add a track kısmı var. Artıya bastığımda track 3 geldi. Buradan outro'ya alıp buraya koyduğumda ama bu outro'nun uzakta olması gerekiyor. Çünkü videonun bittiği yerde tam başlaması gerekiyor. Zaten otomatik olarak hizaladı gördüğünüz gibi ben sürüklerken. Şu an aslında video hazır sayılır. Birlikte tekrar izleyelim. Tabi burada bölüm 1 yazıyor ama ben otomatik olarak eklediğim için öyle gözüküyor. Ama normalde bölüm 2 olacak. Bu kasıtlı hataların yapıldığı bir deneme videosudur. Ve sonrasında bu şekilde ilerledi. Şimdi yapacağımız şeylerden birkaçı. Mesela burada düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Ben intro'yu şöyle çift tıkladım ve timeline çizgisini ilerlettim. Burada bölüm 1 yazıyor. Buradaki düzenlemeleri yaptıktan sonra da mesela burada hazır taslak vardı. Onların da düzenlenebilmesi mümkün. Buraya bölüm 2 yazdım. Onun dışında değiştireceğim herhangi bir şey yok. Şu an aslında video render almaya hazır ama mesela ekstradan neler eklemek isteyebiliriz? Mesela smart focus'u da aslında buradan yapıyoruz. Mesela ben bu çizgide bu tarafın görülmesini isterim. Burada bir yer başladı gördüğünüz gibi. Geri bu çizelgeye geldiğinde de ana görüntüye geçsin dedim. Bunun da nasıl olduğunu şimdi görelim.
Yeniden başlattım. Bu kasıtlı hataların yapıldığı bir deneme videosudur. Çok hızlı oldu. Bunu da mesela şunları da hareket ettirebilmemiz mümkün. Mesela başlangıcını görebilelim. Bu şekilde olsun. Burada da bitsin. Tekrardan geri alıyorum. Bu kasıtlı hataların yapıldığı bir deneme videosudur. Bir yaklaştı, bir uzaklaştı. Bu aslında şurada yukarıda bahsettiğim SmartFox'un nasıl kullanıldığı. Başka da aslında bu video için eklenecek bir şey kalmıyor. Ekstradan mesela bir müzik eklemek istediğimizde. Bunların içeriği de burada aslında bir sürü ses efektleri de mümkün. Onun için de müzik tracks kısmından aslında videonun başından sonuna kadar müzik ekleyebilirim. Mesela en baştaki A Simple Way tıklayalım. İlk çift tıkladığınızda dinleyebiliyorsunuz. Bunu eklemek istediğinizde mesela yeniden bir edit track demek gerekiyor. Dördüncü track içerisine Simple Way'i alıp başından koydum. Mesela dedim ki en başından itibaren bu müzik bu videonun içerisinde yer alsın. Bu da sesin yüksekliği, alçaklığı. Bunları da ayarlayabilmeniz için şurada audio effects var. Fade out ekledim. Şu an mesela efekt eklendi. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Burada fade out'un amacı şu. İlerleyen ses dosyasını istediğimiz bir yerde alçaltabiliriz. Bunu böyle taşıyabilmemiz mümkün. Mesela videonun 1.50'sinden itibaren artık müzik azalsın çünkü videonun sonuna yaklaşıyoruz. Ya da mesela videonun başında ben konuşuyorum ama sonrasında sesin yükselmesini istiyorum. Fade'ini ekledim, buraya hemen geldi görüldüğü üzere. Videonun başında sessiz olsun, müzik benim sesimi bastırmasın ama sonrasında müzik olsun gibi. Bu şekilde mesela şu an kapatasak bir video yaptık. Aslında birazcık müzik dosyası uzun geldi. Onu mesela kısaltabilmemiz, videonun bittiği yerde sesin bitmesini istiyorsam buradaki ses dosyasını buradan itibaren sürükleyip videonun bittiği yere kadar sürükleyip sonrasında da export almam mümkün. Sonra videonun artık export alma kısmına geleyim. Genel itibariyle söyleyebileceğim her şeyi söyledim bu video içerisinde. Burada export kısmı var sağ tarafta. Export'a tıkladığımda local file dedim. Sonra custom production diyorum. Sonrasında mp4 olarak çıktısını almak istiyorum. Videonun çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. Buradan sonraki dedim. İsterseniz burada watermark yani bir logoyu entegre edebilirsiniz. Sonraki dedim ve nereye kaydedilebileceğini. Mesela deneme 1 demişti. Buna da deneme 2 diyeyim. Son dedim. Şu an render işlemi başladı. Render işlemi ekran büyüklüğüne, kalitesine, FPS ayarlarına, uzunluğuna ve içerdiği materyallere göre yani bir introsu, outrosu var mı, içerisinde müzik var mı, ses dosyasının uzunlukları ne kadar bunlara göre aslında render dosyası da bunlara göre aslında render'ın süresi de uzayabiliyor. Şu an mesela bitmek üzere çünkü bizim videomuzda çok uzun sesler yoktu. Çok uzun intro ve outro'lar yoktu ve çok fazla efekt eklememiştik aslında bakarsanız. Bu yüzden render de bitmek üzere. Çok kısa bir sürede render'ı aldı. Aldıktan sonra zaten otomatik olarak açılıyor ve burada video dosyası, HTML dosyası içerisinde. Burada bittiğini, ne kadar sürdüğünü ve boyutunda ne kadar olduğunu bize Camtasia söylüyor. Sonrasında da bunu isterseniz başka yerlerde paylaşmak için de Camtasia dosyasının içerisinde bunu da bulup istediğiniz yerlerde paylaşabilirsiniz. Bu video için benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.